Arkadaşlar hoş geldiniz. 2024 ikinci dönem ikinci yazılısını hazırlığını hep beraber yapacağız. Şimdi güzel bir sene geçirdik artık ikinci dönemin hatta senenin son yazılısıyla kapanış final yapmak üzereyiz. Haydi bakalım hız kesmeden başlıyoruz. Önce konu anlatımı özeti geçeceğiz. Ardından da yazılında çıkabilecek soruları şöyle beraber bir inceleyeceğiz. Üçüncü ünitemiz oran orantıyla şöyle bir giriş yapalım. Oran neydi arkadaşlar? Aynı birimdeki iki çokluğun birbirine bölünmesine oran deniyordu. Örneğin diyelim ki bir sınıfta 20 tane kız, 30 tane erkek öğrenci var. Bu durumda sınıftaki kız öğrencilerin sayısının erkek öğrencilerin sayısına oranı denildiğinde 20 bölü 30 olarak yorumluyorduk. Orantı iki veya daha fazla oranın eşitliğine orantı deniliyordu. ...gel orantının şöyle bir özelliklerine bakalım. A bölü B eşittir C bölü D verdiğinde... ...en çok kullandıklarımızdan bir tanesi bu. Hatta denklem çözmede filan da kullanıyoruz. A ile D'nin çarpımı... ...B ile C'nin çarpımına eşit ve biz buna içler dışlar çarpım diyoruz. Eğer A bölü B, C bölü D eşittir K gibi bir orantın varsa... ...hocam bu K neydi? K dediğimiz sayı orantı sabitiydi. Bu durumda diyor ki bu kural... ...üstteki yani pay kısmındaki A ile C'yi diyor toplar ya da çıkartırsan aynı durumu diyor alttakiler yani paydadakiler için diyor yaparsan tabi burada dikkat etmemiz gereken şey şu yukarıdakileri toplarsanız aşağıdakileri toplamanız lazım yukarıdakileri çıkartırsan aşağıdakileri de çıkartman lazım bu durumda diyor orantı sabiti diyor kesinlikle değişmez bunun bir tık daha üst versiyonu var eğer biz a sayısını gördüğün gibi x ile çarparsak b sayısını da x ile çarparsak yani a bölü b ifadesini aslında genişletmiş oluyoruz x'le. Ardından da c bölü d ifadesini de gördüğün gibi y ile şöyle bir çarparsan hem üstüne hem altına. Eğer diyor bunları toplarsan, alttakileri toplarsan ya da üsttekileri çıkartırsan, alttakileri de çıkartırsan bu orantı sabitiyle alakalı herhangi bir değişiklik diyor olmaz. Geldim bir başka orantı özelliğine. A bölü B, C bölü D eşittir K gibi bir orantım varsa diyor üsttekileri çarparsan alttakileri çarparsan bu durumda sanki k ile k'yi çarpmışçasına diyor k kare oluşturur. Bir başka ifademiz doğru orantıydı. Doğru orantı diyor ki x sayısı artarken y sayısı da artıyorsa, x sayısı azalırken y sayısı da azalıyorsa bak güzel kardeşim. Ya ikisi birden artacak ya da ikisi birden azalacak. Bu tarz orantılara doğru orantı diyoruz. Peki doğru orantıda bilmem gereken ne var hocam en önemli? a sayısı b sayısı ile doğru orantılı ise A bölü B eşittir K cinsinden yazma hikayesi önemli. Tabi burada bir şey daha gözden kaçırmayın. İçler dışlar çarpımı yaptığımda buradan A'nın neye eşit olduğunu buluyorum. B çarpı K'ya. Başka bir de işte A sayısı B ile doğru orantılıysa A eşittir B K yazabilirim. Hatta A sayısı 3 ile doğru orantılıysa bu durumda gördüğün gibi A yerine 3K yazabiliyoruz. Peki doğru orantı içeren problemlerin çözümünde çapraz çarpım yapılır hatırlatmasıyla devam ediyorum. Evet arkadaşlar eğer siz bir orantının doğru orantı olduğunu çözmüşseniz o soru içerisinde bunu fark etmişseniz verilenleri yazdıktan sonra çapraz çarpım yapıyoruz ve bunları birbirlerine eşitliyoruz. Doğru orantıdan sonra şöyle bir ters orantıya geçiyorum. Diyor ki x sayısı artarken y sayısı azalıyorsa ya da x sayısı azalırken y sayısı artıyorsa yani birbirlerinin ters hareketini yapıyorlarsa bu durumda bunlar ters orantılıdır denir. A sayısı B sayısı ile ters orantılıysa A çarpı B eşittir K ifadesi. Hmm. O zaman buna da bir güzellik yapalım. A sayısını yalnız bırakalım. Her tarafı B'ye böldüğümde A sayısı bu durumda K bölü B olacaktır. Gel bunu biraz yorumlayayım senin için. Çünkü sorularda lazım olacak. A sayısı B ile ters orantılı olduğunda A eşittir K bölü B yazabiliyorsam A sayısı 3 ile ters orantılı denildiğinde gidip ne yapmam lazım güzel kardeşim? Bak aşağıda A sayısı 3 ile ters orantılı demiş. O halde bizim buraya gidip K bölü 3 yazmamız lazım. 5 ile ters orantılı derse K bölü 5. 9 da doğru orantılı derse dikkat et fake yapıyorum doğru orantı dedim. 9 K olacaktır. Peki diyor ki bir başka cümle ters orantı içeren problemlerin çözümü ne diyor? Karşılıklı çarpım yapılır. Eğer siz bir soruda sorunun içeriğinde ters orantı olduğunu yakaladıysanız... Bu verilenleri yazdıktan sonra arkadaşlar karşılıklı çarpımları yapıp bunları birbirlerine eşitliyoruz. Peki bileşik orantı neydi? A sayısı B ile doğru, C ile ters orantılıysa A çarpı C bölü B eşittir K oluyordu. Aslında bu demin konuştuklarımızın birleşmiş versiyonu. A sayısı C ile ters orantılıysa A çarpı C olacak. B ile doğru orantılıysa onu paydaya yazacağız ve orantı sabitine eşitleyeceğiz. Dolayısıyla aslında meyvul özeti bu. Üçüncü ünitede diğer başlığımız kesir problemleri. Aslında problem çözerken bütün hikayenin temelini burada öğreniyoruz. Birinci adımda verilenler ve istenenler belirlenir diyor. Evet önce neler verilmiş neler isteniyor şöyle kafamızda bir toparlayacağız. İkinci adımda istenenleri değişkenle ifade edeceğiz. Evet aslında bu istenen ifadesini değişkenle belirtebiliyorsak denklem kurmaya başlamış oluyoruz. Üçüncü ve son adımda ise denklem veya eşitlik kurup kurulan denklem veya eşitlik çözülecek. Peki gel biraz konuşalım. Bir sayının 3 katının 2 fazlası. Bir sayım var x. 3 katını aldım 3x. 2 fazlası diyor 2 ekledim. Geldim buraya. Bir sayının 2 katının 4 eksi. Bir sayım var x. 2 katını aldım. He hocam ne diyorsa o sırayla ilerliyorsun. Evet ne diyorsa o sırayla ilerliyorum güzel kardeşim. 4 eksi diyor 4 çıkartıyorum. Bir sayının diyor 5 fazlası. X'in 5 fazlası. Karışmasın diye şöyle bir parantez alalım. Bunun 2 katı. Çarpı 2 diyorum. 3 eksiğinin bir sayımız x 3 eksiği x eksi 3 4 katı çarpı 4. Bir sayının 3 fazlası x artı 3 yarısı biliyorsun yarısı dediğimiz şey bölü 2. Bir sayının 2 eksiğinin x eksi 2 2 bölü 5'i bir sayının 2 bölü 5'i ile alakalı bir durum söz konusu olduğunda bunu 2 bölü 5 ile çarparız. Bir sayının 3 bölü 4'ü diyorsa arkadaşlar 3 bölü 4 ile çarparız. Bir sayının 3 bölü 5'inin 2 bölü 5'i diyorsa her ikisini de çarparız. Bir sayının iki eksiğinin yazalım. Bir sayının iki eksiğinin 3 bölü 4'ü 3 bölü 4'ü aynı sayının x'in 2 bölü 3'ünün 4 fazlasına eşittir diyor ben de araya eşittir'i koyuyorum. Peki bilmem gereken başka bir cümle geliyor bence bu çok önemli kesir problemleri için. Kesir problemlerini çözerken sorudaki kesirlerin paydaları çarparak Verilen sorudaki bilinmeyenin tamamına x cinsinden değer vermek işi kolaylaşır. Şimdi biz bazı sorularda x diyerek başlarsak çok rasyonel ifadenin içerisine boğulmuş oluyoruz. Ama şunu yaparsan. Örneğin demişiz bir kitabın 1 bölü 3'ünü sonra 1 bölü 5'ini okuyan bir kişiden bahsediliyorsa şöyle yapın diyoruz. Paydayı görüyor musun? 3. Bu paydayı görüyor musun? 5. Bunları çarp kardeşim. 15. Kitabın tamamına 15 x dersen çok fazla rasyonel ifadeye bulaşmadan sorunun çözümünü yapabilirsin diyoruz. Üçüncü ünitede bir diğer başlığımız yaş ve işçi problemleri. Önce bir yaş problemlerini konuşalım. Bir kişinin bugünkü yaşı x ise 5 yıl önce, 5 e yıl önce daha küçüktü kardeşim o zaman çıkartacağız. x eksi 5. 2 yıl sonraki e daha büyüyecek dolayısıyla x artı 2. 4 yıl önce doğmuş olsaydı bak burasında öğrenci karıştırıyor. 4 yıl önce doğmuş olma meselesi. Şimdi güzel kardeşim sen doğduğun yıldan 4 yıl önce doğmuş olsaydın yaşın çok mu olurdu az mı olur? Şöyle 3 saniye ver öyle düşünüp cevap ver bana. Evet hocam önce doğmuş olsaydım yaşın fazla olurdu. Çok haklısın. Mesela ablam vardır senden 4 yıl önce doğmuş olan. Abla diyorsun o senden büyük. Dolayısıyla x artı 4 olurdu eğer 4 yıl önce doğmuş olsaydık. 6 yıl sonra doğmuş olsaydı he, o zaman daha küçük olurduk. Dolayısıyla x değil de yaşımız x eksi 6 olurdu. Şimdi geldim bir kişiden 2 kişiye geçiyorum. İki kişinin yaşları toplamı A ise, iki yıl sonra yaşları toplamı, şimdi bir tanesi 2 artacak, diğeri de 2 artacak. Yani toplamda 4 artmış olacaklar. Bu durumda yaşlar toplamı A artı 4 olacak. İki yıl önceki yaşlar toplamına dönersek, birisini 2 azaltacağız, diğerini de 2 azaltacağız. Yani toplamda 4 azaltmış olacak. Dolayısıyla A eksi 4 olacak. İki kişinin yaşları toplamı A ise, hımm... 4 yıl sonra yaşları farkı. Arkadaşlar iki kişi arasındaki yaşlar farkı değişmez. Dolayısıyla şimdi yaşlar farkı ne kadarsa o zaman da o kadar olacak. Dolayısıyla bu cümleyi aslında şöyle değiştirelim isterseniz. Çünkü o zaman bir katkısı olmayacak. Yaşlar farkı A ise 4 yıl sonra yaşlar farkı ne gelmiş olacak burası için? A. Evet A. Hocam niye takılıyorsun? Yaşlar farkı değişmez dedik. Şimdi de A ise o zaman dağılacak. olacak. 3 yıl önce de yine aydı. Geldim işçi problemlerine. Bir işçi bir işin tamamını x günde yaparsa bir günde 1 bölü x'ini yapmış olur diyoruz. Evet doğru söylüyoruz. Tamamını x günde yapıyorsa bir günde 1 bölü x'ini yapmış olur. Bunu oran orantıyla çok kolay bir şekilde bulabiliriz. T günde de t bölü x'ini yapmış olur. Şimdi diyor ki Adnan bir işi 20 günde Burak aynı işi 60 günde bitirebilmektedir. Fakat Şimdi biz her ne kadar bu bahsettiğimiz bir günde 1 bölü x'ini yapmış olması, t günde de t bölü x'ini yapmış olması meselesinde bunları sorularda kullanabiliyoruz. Ama işçi problemlerinin çok daha kolay çözülebilme kısmını sana konu anlatımlarında gerçekten detay detay bol bol soruyla anlattım. İşçi problemlerine sıkıntı yaşıyorsan lütfen o konu anlatımlarına şöyle yazıldığı önce bir bakmanla şiddetle tavsiye ediyorum. Şimdi bak 20 günde bitiriyor Adnan, Burak da 60 günde bitiriyor. Hem 20'nin hem 60'ın katı olan bir sayı yakalıyorum. 60. Bu bizim 60 işimiz olsun. 60 birim iş verdik bunlara. Adnan bu 60 işi 20 günde yapıyorsa 60 bölü 20'den demek ki Adnan bir günde 3 iş yapıyordur. Bak bir gündekine döndüm. Burak ise 60 günde 60 iş yapıyorsa bir günde ne kadar yapıyordur? 1 iş yapıyordur. Şimdi diyor ki Adnan bir günde bak yazdık zaten 3 iş bitirir dedik. Burak bir günde bir işi bitirir dedik. İkisi beraber aynı işi. Şimdi bak topluyorum. Bir günde bu arkadaşlar ne kadar iş yapacaklar? Dört iş. Bitmesi gereken 60 değil mi? 60'ı dörde böldüğümde buradan karşılığı ne gelecek? 15 gün. Hop bunu da bulduk. İkisi beraber 10 gün çalışırlarsa. Şimdi ikisi beraber arkadaşlar bir günde ne kadar iş yapıyorlardı? Dört iş. 10 gün çalışırlarsa 40 iş bitmiş olur. Fakat bana kaç iş bitmiş diye sormuyor ki. Bu işin Kaçta kaçını anlamında sormuş. O zaman ben 40'ını bitiriyorum. Ne kadar işin? 60'ı. Dolayısıyla şunları sadeleştirip bir de 2 ile bölersem 2 bölü 3'ünü bitirirler yorumunu yaparım. Adnan 5 gün. Şimdi bak tek tek geliyorlar. Adnan bir günde ne kadar iş yapıyordu arkadaşlar? 3 iş. 5 günde ne kadar yapacak? 15 iş. Burak 20 gün çalışırsa. Burak ne kadar iş yapıyordu? 1 iş. 20 gün çalışırsa ne kadar iş yapacak? 20. Yani toplamda ...35 iş bitirmiş olacaklar. Peki işin kaçta kaçıdır acaba diye bakıyorum. 35 bölü 60 diyorum. 60'da 35'ini bitirmiş. 5 ile sadeleştirdiğimde buradan 7 bölü 12'sini bitirmiş olurlar deyip... ...7 bölü 12'sini şuraya da notumu alıyorum. Geldik yüzde ve kar zarar problemlerine. Bak burası için bir parantez açayım. Artık 9. sınıfı bitirmek üzeresin. Ne olur rica ediyorum problemler kısmını ciddi sağlam tutman lazım. Yazılıdan sonra bu iş bitti deyip kenara çekilme... Rica ediyorum beni 3 sene sonrasında çok iyi anlayacaksın ama iş işten geçmiş olmasın. Problemlerle alakalı en az bir kitap bitirirsen mükemmel olacak. Ve bu konuları çözerken üstüne yüklenmen gereken ana iki tane başlık var. Bunlardan bir tane sayı kesir problemleri. Diğeri de bu yüzde kar zarar problemleri son derece önemli. Haydi döndüm yazılıya. 60 sayısının %20'si istenmiş. Nasıl yapıyorum? 60 çarpı 20 bölü 100 diyorum. Tak 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 tak. Bunları sadeleştirdim. 6 ile 2 çarptığımda 12 gelecek. Şimdi dikkat et. %40'ını istemiyor. %40 fazlasını istiyor. Ben de diyorum ki 60 sayısının %40 fazlasını direkt tek hamlede şöyle yapabiliyoruz. 140 bölü 100. %30 fazlası deseydi 130 bölü 100'e çarpardım. %50 fazlası deseydi 150 bölü 100'e çarpardım. Şunları gönderdim. 6 ile 14'ü çarptığımda karşılığı 84 olacaktır. %10 eksi diyor. 60 çarpı tek hamlede halledebilmek için... 90 bölü yüzde çarpıyorum. Yüzde 20 eksiği deseydi arkadaşlar. Yüzden 20'yi çıkarttırdım. 80 bölü 100 derdim. 30 eksiği deseydi. Yüzde 30'u çıkarttırdım. 70 bölü yüzlerdim. derdim. Şimdi sıfırları sadeleştirme zamanı. Bunları gönderdiğimde 6 çarpı 9'dan buranın karşılığı da 54 gelecektir. Diyor ki A sayısı B sayısının yüzde 30'dur. Bazen denklem kurma önemli. Onun için yazdım bunları buraya. A sayısı B sayısının yüzde 30'dur diyor. O zaman A eşittir. B çarpı %30 diyorum. İkinci cümlemde ise C sayısı D sayısının %20 eksiğidir diyor. C sayısı D sayısının %20 eksiğidir ne demek? 100'den 20'yi çıkar 80 bölü yüzde çarpmak demek. Az önce yukarıda da konuştuk. E sayısı F sayısının %30 fazlasıdır. E sayısı F sayısının %30 fazlasıdır demiş. O zaman 130 bölü yüzde çarpmak durumdayız. Peki kar zararda neye dikkat etmem lazım? Kar zarar sorularında maliyete 100x demek. ...dak dikkat et, kar zarar sorularında maliyete 100x demek. İndirim zam sorularında ise etiket fiyatlarına 100x demek. Sorunun çözümünü kolaylaştırır diye bir not bırakmışız ki bu çok önemli. Biraz sonra en alttaki örnek grubunda göreceğiz. Karlı bir satış ne demek? Eğer satış fiyatından maliyeti çıkartırsanız arkadaşlar kar elde edersiniz. Bu da ne demektir? Eğer sizin satış fiyatınız maliyetten yüksekse bu durumda kar oluşur. Fakat zararına bir satışta bu işin tam tersi gerçekleşir. Aldığınız fiyat dediğimiz maliyet satış fiyatından yüksekse bu durumda zarar edersiniz. Çünkü maliyetten daha düşük bir fiyata satmış olursunuz. Bu da zararla karşı karşıya bıraktırır bize. Peki geldim son kısma. %20 karlı satış yapılırsa diyor. %20 karlı satış yaparsak. Bak ne demiştik? Kar zarar sorularında maliyeti 100x diyecektik. 100x'i dedik. Peki %20'si ne kadar yapacak? Bu da ne? 20x kar. E kar olduğuna göre demek ki daha fazla para kazanmış olmam lazım. Dolayısıyla 100x maliyetli bir ifadede 20x kar edersem 120x'e sattığımı anlarım. Peki diyor ki %30 indirim uygulanırsa. Bak indirim ve zam sorularında da ise etiket fiyatına 100x dememiz gerektiğini söylemiştik. Bu durumda 100x'in %30'u 30x olacağına göre indirim 30x. Etiket fiyatına 30x indirirseniz artık yeni satış fiyatınızın 70x olduğunu görürsünüz. Üçüncü ünitede karışım problemlerimiz var. Bu karışım problemleri de son derece önemli. Yine yüzde problemleri içerisinde dahil edilebileceğini düşündüğüm meselelerden. Yani az önce sayı kesir problemleri önemli. Yüzde problemleri de çok önemli derken... Yüzde, kar zarar, karışım. Üçünü de kastettim haberiniz olsun. Diyor ki... Karışımdaki belirli bir maddenin karışımdaki yüzdesi şöyle bulunuyormuş. İstenilen madde bölü karışım miktarı çarpı yüz... Peki diyor ki yüzde x'i tuz olan a gramlık bir karışım. Bakın ne yapıyoruz? Karışımın tamamıyla içindeki tuz oranı olan yüzde x'i rasyonel olarak yazıp çarpıyoruz. Sonra yüzde y'si tuz olan b karışımı. Karışımın tamamıyla içindeki tuz oranı olan yüzde y'yi kesir olarak yazdık çarptık. Şimdi sen A gramlık bir karışımla B gramlık bir karışı karıştırdığında artık senin toplam karışımın ne kadar olacak? A artı B. Bunun içerisinde ne kadar tuz varmış? Bak burada yüzde Z deniyor. Onun için biz de gidip Z bölü yüzde çarparsak bu ifadelerin eşit olduğunu görmüş oluruz. Hareket problemlerinde ise hareket problemlerindeki en temel kural yol eşittir hız çarpı zaman ifadesidir. Yol eşittir hız çarpı zaman. Lütfen bunu unutma. Yolu biz genelde x ile gösteriyoruz. Hızı v ile gösteriyoruz. Zamanı da t ile gösteriyoruz. Bu durumda v ile t'nin çarpımı x e eşit. Peki bu yeter mi? Yetmez. Gün gelecek sadece hızı bulmak isteyeceksin. Hızı bulmak istediğinde yolu zamana bölmelisin. Ya da sadece zamanı bulmak isteyeceksin. Bu durumda yolu hıza bölmen lazım güzel kardeşim. Ortalama hız bambaşka bir durum. Şimdi öğrenci ortalama hız dediğimde hocam o kolay işte ya. Yolu zamana bölelim diyor. Fakat bu da toplam yol bölü toplam zaman meselesine bakmamız lazım. Çünkü ortalama hız istenen sorularda işte 3 saat 80 ile gitmiş 2 saatte 40 ile gitmiş. Aa, dur buna bir bakalım ya. 3 saat 80 km hızla gidiyor. 2 saatte de kaç dedik 40 olsun mesela 40 km hızla gidiyor. Toplam yola bir bakalım. 3 çarpı 8'den bir 240 yol gidiyor. 2 çarpı 40'tan da 80 gidiyor. Toplam zaman ne kadar? 3 artı 2'den 5. Bu durumda 320'yi 5'e böldüğümde buradan da karşılığı 64 gelecektir. Ortalamızda yapılan en büyük yanlış 80 ile 40. Hız verilmişti ya onları toplayıp 2'ye bölmektir. 80 ile 40'ı toplayıp 2'ye bölseniz 60 bulursunuz. Fakat biz ne bulduk 64. Lütfen ortalama iz istendiğinde kural belli. Toplam yol bölü toplam zaman. Bir de kocaman bir ünlem koymuşuz. Diyor ki hareket problemlerinde diyor birimlere diyor dikkat edilmelidir kilometre verip metre, saat verip dakika üzerinden sorular gelebilir, ters köşede kalma diyor. Biz hareket problemlerinde iki temel hareket biliyoruz. Bunlardan bir tanesi birbirlerine doğru, bir tanesi de aynı yöne doğru. Bak zıt yönde hareketler birbirlerine doğru geliyorlarsa aradaki mesafe olan x hızların toplamıyla zamanın çarpımına eşittir. Örneğin burası 50, burası 60 ve diyor ki bana 2 saat sonra karşılaşıyorlar. Bu 50 ile bu 60 da bu tarafa doğru geliyorsa hızlarını toplarım 110. Bunu gider 2 saat sonra karşılaştıklarını düşünerek 2 ile çarparsam buradan 220 bulurum. Aynı durum dairesel pistte de değişmiyor. Yine V1 ile V2'yi topluyoruz. Çünkü bakın araçlar birbirlerine doğru geliyorlar. Sonra karşılaştıkları zamanı T'yi çarptığımda bu sefer yol demiyoruz da pistin çevresi diyoruz dairesel sorular için. Kovalama soruları birisi kaçıyor birisi kovalıyor. V1'in hızlı olması gerekiyor ki yakalanma durumu söz konusu olsun. Çünkü V1 şu an arkada. Peki AB uzunluğunu veriyormuş. Yani bunların başlangıçta aralarındaki mesafeyi veriyor. Biraz sonra konuşacağımız kural. Hızları farkına alıyorum. Karşılaşma zamanıyla çarpıyorum. Pistin çevresi için de aynı durum geçerli. Diyelim ki V1 V2'den büyük daha hızlı. Bu durumda V1'den V2'yi çıkartıp T ile TN karşılaşana kadar geçen süre. Dolayısıyla bununla çarptığımızda pistin çevresine ulaşıyormuşuz. Akıntı sorularında ise bindin kardeşim bir tane tekneye hızı diyelim ki V olsun bu teknenin. Akıntınızı VA olmak üzere akıntıyla aynı yönde giderseniz tabii ki çok daha hızlı gidersiniz. Düşünsenize hem siz motoru çalıştırmışsınız hem de bir de arkanızdan akıntı destek oluyor. V artı VA olacaktır. Ama akıntıya karşı giderken biraz zorlanacağız. Dolayısıyla bunun karşılığında V artı VA olmaz. V eksi v a ile karşı karşıya kalacağız. Akıntıyla beraber giderken topla, akıntıya karşı giderken çıkart. Hocam şöyle bir şey olamaz mı? Bak güzel bir soru olabilir. Hocam söyle kardeşim. Böyle monolog olmasın, diyalog yapıyorum kendi kendime. Hocam diyelim ki akıntınızı sizin motorun hızından fazla ne olacak? Sürükleneceğiz kardeşim. Yani bu sefer istediğim yere gidemeyeceğim. Sürükleneceğim Allah korusun. Evet devam ediyorum. Tren tünel soruları. Trenin hızı ile tünelden geçiş süresinin çarpımı. Bak önemli trenin hızı ile tünelden geçiş süresinin çarpımı bize normalde yolu vermeli değil mi? Hani hızla zamanı çarpıyorum. Trenin boyu ile tünelin boyunun toplamı eşittir. İşte tren tünel sorularını onun için ayrı başlıkta bakıyoruz. Sadece trenin boyun değil ya da sadece tünelin boyun değil. Trenle tünelin boyunun toplamına eşitmiş hızla bu trenin o tünelden geçtiği zamanın çarpımı. Eşlik ve benzerlik girdik geometriye. Bakalım ilk başta eşliği bir konuşalım. Diyoruz ki Eşlik sembolüyle başlayalım arkadaşlar. Çünkü bunu karıştırırsanız birazcık patates olabilirsiniz. Eşlik sembolü eşittir var. Üstü böyle dalgalı. Fakat benzerlik sembolüne bir baktığımda şöyle yan tarafta eşitlik eşitlik yok. O zaman altında eşitlik olduğunda mevzu oradan çözersin. Bunlar eş üçgenlermiş diye. Peki eş üçgenlerde ne var? Bak bu A, B, C, D, F öyle kafamıza göre yazılmıyor. A arkadaşımız D arkadaşımızla eşit. Neden? Çünkü bu yazım esnasında birinci açı birinci açıyla, İkinci açı ikinci açıyla ve son olarak üçüncü açı üçüncü açıyla eşit olduğunu aslında bize gizli istiparati bir bilgi olarak veriyor. Şimdi A açısı bu durumda kimle eşit oldu? D açısında. Hemen yazalım. B açısı kiminle eşit oldu? E açısında. Onu da yazdım. C açısı kiminle eşit oldu? F açısında. Tamam. Bunların hepsini yazdık. Geldim. A kiminle eşit oldu? Şimdi bunlar eş üçgen ya. Aynı açıların karşısındakiler eşit olmak zorunda. A açısının karşısında A vardı. Noktalı açının karşısında D var. O zaman A, D'ye eşit. B açısının karşısında, çizgili açının karşısında B var. Burada da çizgili açının karşısında E var. Dolayısıyla B de E'ye eşit. C açısının karşısında, yani çift çizgi yaptığım açının karşısında C var. Çift çizginin karşısında burada F olduğu için C uzunluğu da F uzunluğuna eşit olacaktır. Eşlik ifadesi içerisinde bazı teoremler vardı. Kenar, açı, kenar. Açı, kenar, açı kenar 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 bunların da kısaltması kak aka kkk olarak değerlendirilebilir. Mesela iki üçgenin tüm açıları eşit olsa bu üçgenlere eş üçgen diyebiliyor muyuz? Hayır. Onun için yeşille yazdık oraya bak. Açı eşitliği söz konusu değildir arkadaşlar. Peki benzerlikte ne fark var? Benzerlikte de yine yazım stili bizim için aynı olmak zorunda. Bakın birincisi birincisiyle, ikincisi ikincisiyle, üçüncüsü de üçüncüsüyle, üçüncüsüyle eşit olacak. Bu sefer şeklin üzerine bunları bıraktım. Benzer üçgenlerde aynı açıların karşısındaki kenarları bu sefer eşittir diyemiyoruz. Deminkinde gördüğün gibi burada A, D'ye, B, E'ye, eşittir dedik. Fakat burada diyemiyoruz. Ne diyoruz? Orantılı diyoruz. Bak noktanın karşısındaki A kenarı noktanın karşısındaki D kenarına oranlanmış. Çizginin karşısındaki B kenarı çizginin karşısındaki E kenarına oranlanmış. Çift çizginin karşısındaki C kenarı çift çizginin karşısındaki F kenarına oranlanmış. Pekala. İşte bunların neye eşit olduğu burada gösterilmiş. K ifadesine eşit. Peki K ne? Benzerlik oranı. İki üçgenin ne şekilde, hangi oranla benzer olduklarını gösterdiğimiz orana K yani benzerlik oranı diyoruz. Peki benzerlik için ne lazım? Kenar açı kenar özelliğimiz var. Kenar kenar var. Aa, aa. hocam bir tanesini eksik yazmışsınız. Hayır. Zaten iki açısı eşit olunca üçüncüler otomatik eşit oluyorlar. Dolayısıyla açı 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 diye de düşünebilirsin. Benzerlik teoremi aslına bakarsan benzerliğin en temel meselelerinden bir tanesi. Diyor ki temel orantı teorem bir üçgende arkadaşlar alt tabana böyle paralel olacak şekilde bir doğru çizilirse. Bakın burası A olsun burası B olsun burası C olsun burası D olsun burası E olsun burası da F olsun. Bununla alakalı 3 tane meseleye hakim olman lazım. Bunlardan birisiyle başlıyorum. A'nın E'ye oranı dönüyorum en başa. A artı B'nin F'ye oranına eşittir attım cebe. Bu birincisi. Sonra bir temizlik yapalım ki kafalarımız karışmasın. Geldim ikincisi. Aynısını sağ taraftan uygulayacağım. C'nin E'ye döndüm başa. C artı D'nin F'ye. Hocam biz bunu farklı uyguluyoruz. Nasıl? C'nin C artı D'yi E'nin F'ye diye yazıyoruz. Oran orantıdaki malum onların yerlerinin değişebilmesinden kaynaklı. Ne olur? Öyle uyguluyorsan Öyle uygulamaya devam et. Ve geldim üçüncüsü ve sonuncusuna. Karşılıklı parçalar da orantılı olacak. Yani A'nın C'ye oranı B'nin D'ye oranına eşit olacaktır diyoruz temel orantı teoreminde. Peki Thales'te ne diyoruz? D1, D2, D3 birbirlerine paralel olsunlar. Şurası X, burası Y, burası Z, burası da T arkadaşlar. Burada da karşılıklı parçalar az önce üçgende gösterdiğim en son şuradaki kural gibi uygulanıyor. X'in Z'ye oranı Y'nin T'ye oranı. Fakat burada bilmeni istediğim başka bir durum daha var. Böyle dörtgenli yamuklu mu mumuklu sorularda şöyle bir şey yapabiliyorsunuz. Tıt, 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 tıt AC kenarına paralel çekiyorum. Şu arkadaş şu arkadaş şu arkadaş birbirlerine eşit oluyor. Daha sonrasında şurada da oluşan üçgende biraz evvel gördüğümüz temel orantı teoremini de uygulamak durumunda bırakılabilirsin. Geldim kelebek kuralına. İki tane üçgen var arkadaşlar. Bunların AB ve ED uzunlukları birbirlerine paralelse. Şimdi gel bunların kenarlarına biraz yazalım. X olsun, Y olsun, Z olsun, T olsun, P olsun, R olsun. Y arkadaşımız, R arkadaşımız da orantılı. Aynı doğru parçası üzerindeki X arkadaşımız P ile orantılı. Yine aynı doğru üzerindeki Z arkadaşımızda T arkadaşımızda orantılı. Bu orantıları yazarken önce hangisini kullandığınızda dikkat edin. Mesela Thales teoremine dönersem. Mesela X'in Z'ye oranı dedim ya. Burada dönüp T'nin Y'ye oranı diyemezsin. Önce soldaki kenarı kullandığına göre soldakini sağdakini oranladıysan soldakini sağdakine oranlayacaksın. Kelebek kuralında önce Y'nin R'ye oranı dedik burada. Yani yukarıdaki üçgenin aşağıdaki üçgenin oranını yazdığım için diğerlerinde de bunu gözeterek X'in P'ye Z'nin T'ye dedik. Açıortay en önemli yardımcı elemanlardan bir tanesi. Diyor ki açıortay üzerinde bak boyuyorum senin için. Açıortay üzerindeki D noktasından kenarlara çizilen dikmelerin uzunlukları gördüğün gibi birbirlerine eşit. Açıortayın köşesinden dikmelere kadar olan parçaların uzunlukları da birbirlerine eşittir. İç açıortay teoreminde bilmen gereken kural şu idi. X'in Z'ye oranı Y'nin t oranı. Hocam bizim öğretmenimiz X'in Y'ye eşittir. Z'nin t oranı kullanıyor. Tekrar söylüyorum. Az önce malum benzerlik hikayesinde aynı şeyi söyledim. Bu içler dışlar çarpımının birbirlerine eşit olması ya da içlerle dışların birbirlerinin yer değiştirmesiyle alakalı bir orantı özelliğinden istediğinizi kullanabilirsiniz. E hocam bu şekli niye verdin? Bak güzel kardeşim açı ortay verilmiş. Tabanlar 2-3 ise buraları boş bırakmıyoruz. Çünkü bu parça kiminle orantılı olacak? 2 ile. Bu parça kiminle orantılı olacak? 3 ile. O zaman buraya da 3K diyoruz. Bir de bunun tam tersi var. Kollar verilmişse aşağıdaki parçaları bulma hikayesi. Burası 10 sa, buranın karşılığı 10K. Burası 12 ise buranın karşılığı 12K olacaktır. Hocam bu 10K, 12K biraz büyük oldu. Sadeleştirebiliyor muyum? Aynı anda ikisini de sadeleştirebiliyorsan sorun yok. Burası 5K, burası da ne gelecektir? 6K gelecektir. Geldim dış açıortay ortay teoremine. Bunun konu anlatımında çok güzel bir hikayeden bahsetmiştim. Şöyle ki dış açı ortayın... Çünkü bu biraz öğrenci tarafından oranlanması karıştırılan kurallardan bir tanesi. Konu anlatımı seyreden arkadaşlar pıt diye hatırlayacaklar şimdi. Diğer arkadaşlar dur ne olur beni çok iyi dinlesin. Dış açı ortayın uç noktasına gidiyoruz. D'nin yani ilk parçanın hemen ilk parçayla oranını yapıyorum. D bölü B. Tekrar dış açı ortayın uç noktası olan C'ye geldim. Şimdi diyorum tamamının yani C artı D'nin gördüğü parçaya oranı deyip mevzu bitiriyoruz. O zaman gel aşağıda uygulayalım. Dış açı ortayın uç noktasına gittik. Bu arkadaş yani 10 kiminle orantılı burayla? O zaman buraya 10K diyebilirim. Tekrar buraya döndüm. Bu 15 kiminle orantılı burayla? O zaman buraya da 15K diyebilirim. Hadi gel bir kere daha. Dış açı ortayın uç noktasına gidiyorum. Bu arkadaş kiminle orantılı? 4 dediğini duyar gibiyim. Evet doğru söylüyorsun. Burası 4K. Peki tekrar döndüm buraya. Bunun tamamı neyle orantılı? 6 ile. Bunun tamamı 6 kaysa arkadaşlar. Buraya da ne kadar kalmış olacak? 2K kalmış olacak. Kenar ortay, kenar orta dikme yükseklik hikayelerine bakmışız. Bak diyor ki kenar ortayda malumunuz 3 kenar ortayın kesiştiği şu G noktasının özel bir durumu var. Altına da not olarak bırakmışız. G noktası ağırlık merkezidir demişiz. Peki ağırlık merkezi ne işe yarar? ağırlık merkezi bir kenar ortay üzerindeki ağırlık merkezinin kenara olan kısmı 1 ise köşeye olan kısmı 2'dir anlamı taşır. Yani orasını 1'e 2 oranında paylaştırır. Peki kenar ortayda bilmem gereken daha önemli bir özellik var mı? Muhteşem üçlü var. Eğer siz dik üçgende 90 dereceden yani dik kenardan dik kenar olmaz ya dik köşe aslında dik kenarların kesişim yeri orası dik köşede hipotenüse doğru bir kenar ortaya çizdiğinizde bu iki parça birbirlerine malum eşit olacaktır. Çizilen kenar ortayın uzunluğu da bu parçaların tabii ki uzunluğuna eşittir. Buna muhteşem üçlü diyorduk. Peki kenar orta dikme. Şimdi bir nokta var arkadaşlar. P noktası bu. P noktasından BC'ye bir dik indirmişiz ve BC'yi iki parçaya ayırmışız. Aynı şeyi AC yapmışız. Şurası da eşit ayrılmış olsun. AEEC işte. Ve aynı şeyi AB yaptığımızda Bunların kesiştiği nokta P noktası bizim için bu üçgenin etrafından geçen, tüm köşelerinden geçen çevrel çemberin nesi olacaktır? Merkez olacaktır. Ki işine çok yarayacak durumlardan bir tanesidir. Böyle pis, janjanlı sorularda kullanılan özelliklerden bir tanesi. Peki yükseklikle alakalı ne biliyoruz? Bir köşeden karşı kenara indirdiğimiz dikmeye yükseklik diyoruz. Bu yükseklikler bir noktada kesişiyorlar. Eğer Dar açılı şu an gördüğünüz üçgen dar açılı bir üçgen ABC üçgeni. Bu durumda üçgen diklik merkezi. Hocam diklik merkezi diklik merkezi yüksekliklerin kesiştiği nokta. Burada H noktası. Dar açılı üçgenlerde diklik merkezi üçgenin neresindedir arkadaşlar? İçinde. Dik açılı bir üçgende ise tam köşede 90'ın olduğu köşede. Onun için üzerinde diyorum. Fakat geniş açılı üçgenlerde Yüksekliklerin kesim noktası arkadaşlar malumunuz dışarılarda bir yerde kesişmek zorunda kalacak bunlar. O halde şurası olacaktır. Geniş açılı üçgenler diklik merkezi üçgenin dışındadır yorumunu yapıyorum. Dik üçgen. Valla geometriyi sevdiren yerlerden bir tanesi burası. Çünkü Pisagor'u başka güzel, ökleti başka güzel. 3, 4, 5, 5, 12, 13, 8, 15, 17'ler, 7, 24, 25'ler hepsi çok tatlı. Haydi bakalım bir de buranın tekrarını şöyle bir gözden geçirelim. Pisagor teoremi diyor ki dik kenarların diyor neden dik kenar bunlar? Çünkü 90'da kesişiyorlar. Dik kenarların diyor karesini diyor toplarsan bu diyor 90'ın karşısındaki arkadaşın özel bir adı vardı. Neydi? Hipotenüs. Hipotenüsün diyor karesini işte olur. Sonra alta ben bir üçgen bıraktım. Arkadaşlar hala buraya 4 diyen varsa gerçekten külahları değişir. Hocam 4 değil mi? 3 var, 5 var, 4 olacak. Hayır. 5 hipotenüste ise orası 4 olurdu mesela dik kenarlardan biri sorulsaydı. E ne yapacağız hocam? E Pisagor yapacağız. Ne demiştik? Dik kenarların karelerin toplamı 3'ün karesi ile 5'in karesinin toplamı hipotenüsün karesine işte. 3'ün karesi 9, 5'in karesi 25. Topladım 34. x kare 34 olduğuna göre her tarafı karekök içerisine aldığımda x'in karşılığı buradan kök 34 gelecektir. Kenar üçgenlerine göre özel üçgenler. 3 4 5 5, 12, 13, 8, 15, 17, 7, 24, 25. Bunlar çok önemli. Bunların katları da önemli. Mesela 3, 4, 5'in ikişer katları. 6, 8, 10. O da çok karşına çıkar. 3, 4, 5'in 3 katı. 9, 12, 15. Çok çıkar. Bu üçgenleri bilmek yetmez. Katlarına da hakim olmak lazım. Bir de öklitimiz var. Öklit neydi? İki dik bir öklit. Eğer siz bir 90 dereceden yükseklik indirip bir 90 daha oluşturursanız. Bu durumda 1, 2 iki dik bir öklit kuralını uygulayabilirsiniz. Öklit alakalı üç tane kuralımız var. Bunlardan bana kalırsa hepsi önemli ama bir tık daha öne atan kendini birinci kuralımız. İndirilen yüksekliğin karesi. Bak indirilen yüksekliğin karesi yani h kare. Ayırdığı parçaların çarpımlarını eşittir. Diğer kuralımız. Büyük üçgen için söylüyorum. Bir dik kenarın karesi b kare. Hemen yanındaki parçayla tamamının çarpımına eşit arkadaşlar. Ve bunun aynısını diğer tarafta uygulayacağım bir dik kenarın karesi c kare. Hemen yanındaki parçayla p ile tamamının çarpımına eşittir. Bizim için öklet inanılmaz önemli kurallardan birisidir. Geldim trigonometrik oranlara. Sinüs, kosinüs, tanjant, kotanjant bunlarla alakalı artık şuna hakim olmuş olmalısınız. Sinüs karşı bölü hipotenüs. Kosinüs komşu bölü hipotenüs. Tanjant karşı bölü komşu. Kotanjant komşu bölü karşı. Hala karıştırıyorum hocam diyen arkadaşları konu anlatımlı videomuza yönlendirmek isterim. Amma velakin buraya kadar gelmesin azıcık ucundan minnacık bir konuşalım. Ko ile başlayanlar üst tarafında mutlaka komşu bulunduruyorlar. Sinüs ve kosinüs gibi sonunda üs ile bitenler ise paydasında hipotenüs bulunduruyor. Geri kalan boş kısımlarda karşı yazarsanız hepsini tıkır tıkır halledersiniz. Ay hocam ne dedin ya hemen söylüyorum. Mesela kotanjant. Kotanjant neyle başlamış? Koyla başlamış. O zaman üst taraf komşu olacak. Üstle bitmiş mi? Hayır. O zaman aşağısı hipotenüs olamaz. Demek ki aşağısı ne gelecek? Karşı gelecek. Gel şimdi bir bakalım. Bu kenarımız a, bu kenarımız b, bu kenarımız c olsun. Alfa'nın karşısında kimi görürüz? C'yi. Hipotenüste kimi görüyoruz? B'yi. Kosinüs komşu Alfanın komşusu A. Bazen öğrenci soruyor. Diyor ki alfanın komşusu B. Bak B'nin özel bir adı var hipotenüs. Dolayısıyla karşı belli. Hipotenüs belli. Diğer kenarımız komşu oluyor. Bu durumda A bölü B geldi. Tanjant karşı bölü komşu. Karşısında C var. Komşusunda A var. Kotanjant ise bunun tam tersiydi arkadaşlar. Yani biz tanjantı C bölü A bulduysak kotanjant bu durumda A bölü C'ye gelecektir diyoruz. Şimdi sinüs x denmiş. 5, 12 ne üçgeni bu? 13. Sinüs x karşı bölü hipotenüs. x'in karşısında 12 görüyorum hipotenüs 13. Kosinüs x komşusunda 5 görüyorum hipotenüs 13. Tanjant x karşısında 12 görüyorum komşusunda 5. Tanjant x 12 bölü 5 ise kotanjant x için üçgene bakmam. Bak amuda kaldırırım 5 bölü 12 olur. Hocam 2 4 diye bir üçgen bilmiyoruz. Olsun Pisagor uygularız hadi uygulayalım. A diyorum. A kare eşittir dik kenarların karelerinin toplamı. Bu durumda A kare 4 artı 16 eşit. Bu durumda a kare eşittir 20. A'nın karşılığında buradan kök 20 gelecektir. Kök 20 dediğin sayı 4 çarpı 5. 4 dışarıya 2 diye atarsa kendini 2 kök 5 olacak. Şimdi benden istenen sinüs x. Sinüs x neydi sinüs x? Karşı bölü hipotenüs. Karşıda 2 hipotenüs de 2 kök 5 görüyorum. Arzu eden arkadaşlar sadeleştirebilir. Kosinüs x komşu bölü hipotenüstü. Komşuda 4 görüyorum. Hipotenüs 2 kök 5. Tanjant x karşısı 2 komşusu 4. Kotanjant x bu durumda tam tersi yani 4 bölü 2 olacaktır. Trigonometrik oranlarda 30-60-90 üçgeni ve 45-45-90 üçgenin hem kenar özelliklerini bilme hem de bunların trigonometrik değerlerini bilme hatta bol bol soru çözerek bunları artık hafızanıza almak çok ama çok önemli. 30'un karşısında A varsa arkadaşlar 90'ın karşısında 2A vardır. 60'ın karşısında da a kök vardır. Çünkü 30'un karşısında ne varsa 90'ın karşısında bunun 2 katı, 30'un karşısında ne varsa 60'ın karşısında bunun kök katı vardır. Hemen 45 45 90 üçgeni de şöyle bir hatırlatalım. 45'lerin karşısında a var. 45'in karşısında a varsa 90'ın karşısında bu durumda a kök 2 olacaktır. Peki sinüs 30 karşı bölü hipotenüs. Bak 30'a bakıyoruz. Başka bir yere bakma. 30'un karşısında a var. Hipotenüste de 2A var. Sadeleştirirsem sinüs 30'un karşılığı 1 bölü 2. Kosinüs 30. Komşu bölü hipotenüs. Komşuda A kök 3 var. Hipotenüste 2A var. A'ları sadeleştirdim. Kök 3 bölü 2 geldi. Tanjant 30. Karşı bölü komşu. Karşıda A var. Komşusunda A kök 3. Sadeleştirdim. Oldu sana 1 bölü kök 3. Peki kotanjant 30. 1 bölü kök 3'ü bulduğuma göre bunu ters çeviririm. Kök 3 bölü 1 olur. Sin 45'e geldim. Karşı şu 45'e bakalım arkadaşlar ki aynı yere bakmış olalım. 45'in karşısında A var. Hipotenüs de A kök 2. Bunları sadeleştirsek 1 bölü kök 2. Arzu eden arkadaşlar ben böyle sin 45 görmedim. 1 bölü kök 2 diye sin 45 mi olur? Kök 2 bölü 2 diye öğrendik biz diyen arkadaşlar. Kök 2 ile genişletilmiş versiyonunu öğrenmişlerdir. Bilgisi olsun. Kos 45 komşu bölü hipotenüs. A bölü A kök 2 sadeleştirme 1 bölü kök 2. A hocam sin 45 ile kos 45 birbirine eşitmiş. Çok doğru kardeşim. Tanjant 45 mübarek açılardan. Karşısı A, komşusu A, A bölü A'dan 1. Kotanjant 45'te 1. Şimdi bak sin 30 bence en önemlilerden bir tanesi. Olmazsa olmazları sayıyorum. Tanjant 45'in de 1 olması yine olmazsa olmazlar. Kotanjant 45'in de 1 olması olmazsa olmazlar. E diğerleri olmasa da olur mu? Hayır tabii ki. Ama bunlar en fazla karşımıza çıkanlar. Çünkü diğerleri köklü mekli olduğundan dolayı buradaki rasyonel işte 1 bölü 2, 1 gibi sayılar bizim için sorularda daha fazla karşımıza gelecek nitelik taşıyor. Evet, özetimizi bitirdiğimize göre artık yazılılarında çıkma ihtimali olan sorular bunlardır diyerek başlıyorum arkadaşlar. Bir oran orantı sorusuyla karşındayım. Diyor ki: ABC maddelerinden sırasıyla ABC gram alınarak bir karışım oluşturulmuş. A, B ve C arasında 5A2B4B3C ilişkisi varmış. Hım. Şimdi arkadaşlar iki tane bağıntımız var ya bu bağıntıların bir defa eşitlenmesi lazım. Ortak olan kim? B'ler. O zaman onları katlarını eşitlemem lazım. Onun için birinci denklemi 2 ile çarpıyorum. Bu durumda 10A eşittir 4B oluyor. Şimdi 10A 4B'ye 4 b de 3C eşit olduğuna göre burası da 3C olacak. Bana hem 10'un hem 4'ün hem de 3'ün katı olan bir sayı lazım. 60. Hocam nasıl buldun? Ekok biliyorum ben. Dolayısıyla 60 olabilmesi için burası 6K. 60 olabilmesi için burası 15k. 60 olabilmesi için buranın da 20k olması lazım. Şimdi bunları bulduktan sonra sorunun geri kalan kısmına şöyle bir bakalım. Bu karışımdaki C maddesi kim o? 20k. B maddesinden kim o? 15k'dan. Ne kadar fazla bize göre? 5k. Soruya göre ise 20 gram. O zaman k'nın karşılığı buradan 4 gelecektir. Peki bu durumda karışımın toplam kütlesi sorulmuş. Arkadaşlar karışım 20k, 15k ve 6k'nın toplamı kadar. Toplayalım 20, 35, 41 K yaptı. Ben K yerine gidip 4 yazarsam 41 çarpı 4'ten karşılığı 164 olacaktır diyoruz. Sıradaki sorumuz diyor ki tüm ürünlerin fiyatları eşit olan bir mağazada kampanya döneminde ürünlerin fiyatlarına bir miktar indirim yapılıyor. Ve böylelikle satış miktarında %40 artma yaşanıyor. Kampanya döneminde kasaya giren miktar %5 arttığına göre mağaza yüzde kaç indirim yapmıştır? Şimdi bak 100 tane ürün olsun. Her birisi 100 TL olsun. 100 çarpı 100'den bir günün sonunda 10.000 TL'yi cebe indirmiş olalım. Şimdi bir miktar indirim yapıyoruz. Ne kadar indirim yapıyoruz bilmiyorum. Ama böylelikle satış miktarını %40 artma şimdi. Bak 100 tane satarken artık 140 tane satıyoruz. Ama kaç liradan satıyoruz bilmiyorum. Fakat diyor ki kasaya giren miktar %5 artmış. 10.000'in 10 %5'ini bir hesap edelim hep beraber bir görelim 10.000'in 10 %5'ini. Çat 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 gitti 500'müş. O zaman artık 10.000 değil 10.500 TL giriyor bu kasaya. Peki o zaman şunu yapalım. 10.500'ü gidiyorum arkadaşlar 140'a bölüyorum. 1 de yok, 10 da yok. E 105'te de yok. 1050'de kaç defa var? Vallahi 1050'de herhalde bir 7 kere çıkar diye düşünüyorum. 7 kere 140 980. 0 şuradan 7 burada da bir şey kalmadı. 700. 700'ü 140'a böldüğümde 5 gelecek. Aa demek ki bir ürünü ne kadara satıyorlar? 75 TL. Arkadaş bu ürün başlangıçta 100'müş, sonra indirim yapıp 75'e satmışlar. Ne kadar indirim yapmışlar? 25 TL indirim yapmışlar. O zaman indirim oranı %25'tir. Çünkü biz başlangıçta %100 dememiz bu son kısımdaki oranı kolay yapamamızla alakalıydı. Dolayısıyla %25'lik bir indirim varmış. Evet ABC DF birer üçgenmiş. Birkaç açımız verilmiş ve bu üçgenlerin benzer olduğu söylenmiş. Ne demiştik? Birinci açı birinci açıyla eş arkadaşlar. A açısıyla D açısı. O zaman burası da X. İkinci açı ikinci açıyla eşit. B açısı F açısıyla eşit. F açısının şu an 52 olduğunu görüyorsam burası da 52. C açısı da E açısıyla eşit. O zaman burası da 62. İster küçük üçgendeki iç, iç açıların toplamının 180 derece olmasına bak. İstersen büyüktekine. Ben küçüktekine bakmayı tercih ediyorum. 52 artı 62 artı x eşittir 180. Şurasını topladığımda karşılığı 110'dır. Hop şutladım karşı tarafa eksi 114 diye geçti. 180'den de 114'ü çıkarttığımda aradığım açının karşılığı 66 olacaktır. ABC bir üçgen DF BC'ye paralelmiş. DF BC evet 3 artı 4 o 7 birimlik uzunluk 5 birimlik BC'ye paralelmiş. Bizden istenilen şey şu. Kardeş diyor GB'nin AE'ye oranı diyor bir bulabilir misin? Bir deneyelim. Şimdi bak. Önce şuradan başlayalım. Burada bir kelebek görüyorum. Kelebekteki oran 3'e 5. O zaman ben buraya 3K dersem buranın karşılığı bu durumda 5K olacaktır. Sonra şuraya da X diyorum. Bu sefer de arkadaşlar temel benzerlik teoremi kullanacağım. Şu üçgende. Nasıl yapıyorduk onu? En tepeye gidiyoruz. X'in 4'e. Hemen yazıyorum. X bölü 4. Tekrar tepeye dönüyorum. X artı 8K'nın 5'e. Hemen işler dışlar yapalım. 5 ile X'i çarptım. 5X. 4 ile x artı 8 k'yı çarptığımda 4x artı 32 k olacak. 4x'i karşı tarafa gönderip 5 xten çıkartırsam x'in karşılığı bu durumda 32 k'dır. Şimdi bizden istenene bir dönelim. GB neresi? 5 k. AE ne kadar? 32 k. K'lara hoşça kal dersen buradan karşılığı 5 bölü 32 olur. Sıradaki sorumuz ise map örnek yazılısı sorusunda benzeriyle karşı karşıya bıraktırıyor seni. Diyor ki ...ABC ve AC'de birer üçgendir. Bazı uzunluklar verdim. Hadi canım diyor, X'i bir bulalım. Şimdi bakın, ABC üçgene bir odaklanalım. Bu ABC üçgene temel benzerlik teoremi kullanacağım. Nasıl yapacağım bunu? Şöyle, AE'nin... ...diyeceğim, AE'nin... ...kime oranı? 8'e oranı. Tamam. Döneceğim en tepeye. AC'nin 12'ye oranı diyeceğim. Onu da yazayım. AC'nin 12'ye oranı. Peki bu durumda... AE 8 de AC de 12 ile orantılı ya. Gideyim ben bunların yerlerine biraz yazayım. Şurasını bir temizleyelim. AE uzunluğu bu durumda 8K. Dikkat et. AC uzunluğu 12K. Ben AE 8K deyince EC'ye ne kadar kalmış oldu? 4K. Yine temel benzerlik teoreminden. Malum EF ifadesi de CD'ye paraleldi. Burada da karşılıklı oranlar biliyorsun eşit olmalı. 8K'nın 6'ya 4K'nın X'e. İçler dışlar çarpımı yapabilirsin. Ama burada gözüme çarpan oran orantıyla alakalı bir durum var. 8K 4K'nın 2 katıysa 6 da X'in 2 katı olacak. O zaman X'in karşılığı bu durumda 3 gelecektir. Arkadaşlar bir hatırlatmam var. Tonguç Akademi'de tüm kitaplar dijital. Yani bir Tonguç kitabına sahip olduğunda hem fiziksel olarak kullanabiliyorsun hem de tat uygulaması üzerinden aktif edip istediğin zaman istediğin yerde soru çözebiliyorsun. Ha dersen ki bana bu kitabın sadece dijitali yeter o da mümkün. Onun için de yine TAS uygulaması üzerinden kitabın sadece dijital versiyonuna daha uygun bir fiyata sahip olabilirsiniz. O zaman hepinize iyi dersler. Sıradaki sorumuz ise açı ortaylarla alakalı mevzuları sana hatırlatmak üzerine kurgulanmış sorulardan bir tanesi. Bak güzel kardeşim. AD uzunluğu iç açı ortay, AC uzunluğu dış açı ortay denmiş ve buradan bir giriş yapıyorum. Ben şuraya Y diyeyim ve dış açı ortay kuralını kullanayım. Dış açı ortayın uç noktası olan C'ye gittim. Ne demiştik? İlk gördüğün parça 12'nin ilk gördüğün kısımlı oranı 6. Tekrar dönüyorsun. Tamamının 12 oranı. Tamamı dediğim yer şu an 12 artı Y. Bunun 12 oranı. Şu 6 ile 12'yi sadeleştirip işler dışlar çekeyim. 2 çarpı 12'den 24. Burası 12 artı Y. 12'yi karşı tarafa attığımda buradan Y'nin karşılığını 12 bulmuş olduk. Peki. Y'nin karşıda 12 ise de E bu durumda 12 eksi x olacaktır. Şimdi odaklanacağım yer iç açıortay meselesi. İç açıortay ortay denebiliyoruz biz arkadaşlar. Diyoruz ki kolun bu parçaya oranı, kolun bu parçaya oranına eşit olmalı. E yapalım. 12'nin x'e, 6'nın 12 eksi x'e e oranı. Tak tak. 2, 1. İşler dışarı yapıyorum. 2 çarpı 12 eksi x'ten 24 eksi 2 x. 1 de x'i çarpıyorum. x. Eksi 2x karşı tarafa atıldığında artı 2x diye geçecek. 3x olacak ve x'in karşılığı buradan da 8 gelecektir diyoruz. Bir de hem iç açıortay hem dış açıortayla alakalı. Gel bir de map örnek yazılı sorusunun benzerine bakalım. Şimdi güzel kardeşim. Ay hocam ben demin ki tam anlıyordum. Bir şeyi kaçırdım. Geri aldım. Yine olmadı diyen arkadaşlar varsa hadi bakalım. Çok benzer bir soruyla karşı karşıyayız. Ne dedik arkadaş? Buraya y dedik. Hemen dış açı ortayı kullandık. Dış açı ortayı kullanalım hemen. Dış açı ortayın uç noktasına gittik. E noktası. Sonra onun 6'ya oranı döndük. 10 artı y'nin 9'a oranı. Uyguladığımız kural ne? Dış açı ortay teoremi. Şunları 3 ile sadeleştirirsem burada 2 burada 3 kalır. Şimdi işler dışarı yapıyorum. 3 çarpı 10 30. 2 çarpı 10 artı y'den 20 artı 2'ye attım karşıya. 10 artı 2'ye ve y'nin karşılığı buradan ne geldi? 5. Tamam. O zaman burası ne oldu? 5 eksi x. Sonra ne yapmıştık? İç açı ortaya odaklandık. İç açı ortayın temel kuralı. Neydi o? 9, 5 eksi x'e, 6'nın x'e. Kolların aşağıdaki parçaya oranları. 9'un 5 eksi x'e, 6'nın x'e oranı. Yine bir sadeleştirip öyle işler dışlar yapayım. 3'e böldüm 3, 3'e böldüm 2. 3 ile x'i çarpıyorum. 3x. 2 ile 5 eksi x'i çarpıyorum. 10 eksi 2x. Bunu attım karşıya. 5x eşittir. 10. x'in karşılığı 2 olacaktır. Sınavdan sonra çok ama çok dua edeceksin bu kısımla alakalı. Hadi bakalım. Devam. ABC ikizkenar üçgenmiş. AB AC'ye eşitmiş. Bak güzel kardeşim benden sana tavsiye. İkiz kenar üçgen gördüğünde eğer bir uzunluk sorusuysa hiç tereddüt etmeden buradan aşağıya bir yükseklik indir. Sebebi buranın tamamı 16 ya indirdiğin yükseklik hem açı orta hem kenar orta olacağından dolayı bu 16 8'e 8 diye ayrılacak. Yani bu parçaya 8 kalacak şu parça 2. Şuraya da H diyelim şunu ortadan kaldıralım. Sonra geleceğiz buraya da X deyip şu arkadaşta da Pisagor uygulayacağız. Başlıyorum. Dik kenarların karesi X'in karesi artı 2'nin karesi eşittir. Hipotenüs olan 2 kök 10'un karesi x kare artı 2'nin karesinden 4. 2 kök 10'un karesinden 40 gelecek. Hocam nasıl yapıyorsun bunu ya? 2'nin karesi 4. Kök 10'un karesi 10. 4x10, 4 çarpı 10. 40. 4'ü karşı tarafa attığımda x karenin karşılığı 36. x'in karşılığı da buradan 6 geldi. Ve şu şimdi sarıya boyayacağım üçgene bir odaklanırsak. Gördüğün gibi 6, 8, 10 üçgeni olacak burası. Nereden anladım? 3, 4, 5'in katları. O halde 6, 8, 10'dan dolayı burası da 10 olacaktır. Bizden istenen üçgen çevresi. E arkadaş burası 10, burası da 10 ve burası da 16. Topladığımda ABC üçgenin çevresi 36 gelecektir. ABC dik üçgen demişiz. Bir trigonometrik değer sorusuna bakacağız şimdi. AB, BC dikmiş. AB, AD eşitmiş filan. Ve sonrasında tanjant ayvası olmuş. Önce ben şunlara bir X diyerek arkadaşlar bu büyük üçgende bir Pisagor uygulamaya girmek istiyorum. Aslında tanıdık bir üçgen bilginiz olsun. Aa hocam ben buldum diyorsanız süpersiniz. Ama ben hani görememiş olma ihtimalim üzerinden Pisagor'u bir yazmak istiyorum. Dik kenarlarımız kimler? X ile 12. O zaman X'in karesi artı 12'nin karesi eşittir diyerek başlıyorum. Hipotenüsün karesi. Dikkat et hipotenüs. X artı 6. Bunun karesi. X kare artı 144. X artı 6'nın karesi nasıl açılıyordu? Yıllardan beri duyuyorsun. Birincinin karesi. Birinciyle ile ikincinin çarpımının iki katı ve ikincinin karesi. Şuradaki x kareler gitti. 36'yı karşı tarafa atıp 144'ten çıkartırsam 108 eşittir 12x. Her tarafı 12'ye böldüğümde x'in karşılığı bu durumda ne gelecektir? 9. Hmm. Anladım diye olabilirsin şu an. Çünkü x'in karşılığı buradan 9, x'in karşılığı buradan 9, 9, 12, 15 üçgeniymiş. Şimdi bizim tanjant alfayı bulabilmemiz için arkadaşlar bu alfanın dik üçgen içerisinde kalması lazım. Onun için şuradan buraya bir dik indiriyor. Buraya dik indirdiğimde artık şuraya da H diyelim. HDC üçgeni ile ABC üçgenleri artık temel benzerlik teoreminden yürüyebilirim diye düşünüyorum. Şöyle yapacağım. 6'ya karşılık nasıl bir oran kurmalıyım? Şöyle bir oran kurmalıyım değil mi? Mesela ben şuraya x diyeyim ama oradaki x ile karışır. Şuraya y diyeyim. Burası da 12 eksi y olsun. Şu 12'yi de silelim kafamız karışmasın. Biz hatırlarsanız şöyle bir kurala baktık. Eğer dedik bunlar birbirine paralel. Hocam paralellik yok ki demeyin. Şuradaki 90'lar malumunuz bununla bunun birbirlerine paralel olmasını sağlıyorlar. Bu arkadaş bununla orantılıydı. Bu arkadaş da bununla orantılıydı. O zaman şimdi bakıyorum. 6'nın y'ye oranı 9'un 12 eksi y'ye oranına eşit olacak. Hmm. e yapalım. 6'nın y'ye oranı 9'un 12 eksi y'ye oranı işte. Şunları 3 ile sadeleştirdim. 2'ye 3 işler dışarı çekiyorum. 2x12, 2 çarpı 12 24 eksi 2'ye. Ve buradan da 3'ye gelecek. Attım bunu bu tarafa. 24 eşittir. 5y. her tarafı böldüğümde de y'nin karşılığı 24 bölü 5 geldi. Hmm. burası cepte. 24 bölü 5. O zaman bu durumda 12 eksi 24 bölü 5'i de bulalım. 5 çarpı 12. 60, 24'ü çıkarttım. 36 bölü 5. Bak kafan karışmasın diye mümkün mertebe kendimi frenleyerek çözüyorum haberin olsun. Sen de iyi takip et. Burası da 36 bölü 5 oldu. Tamam. Şimdi tanjant alfaya, şurasını bir boyayım bir görün. Bu üçgende ne ihtiyacım var? Karşı ve komşuya ihtiyacım var. Galiba komşusunu bulduk arkadaşlar. 36 bölü 5. Şimdi gelelim karşı kenarı bulmaya. Şu üçgene bakacağım. Bu üçgende. Bunda paydası 5 olacak şekilde yazarsam. Bu da 30 bölü 5'tir. 24, 30 bir şey üçgeni var mı? Aa var hocam. 35'in 6 katı. 24, 4'ün 6 katı. O zaman bu DH dediğimiz yerde 3'ün 6 katı olacak ama paydasında da 5 olacak. Hop bu da tamam. Şimdi artık tanjant alfa zamanı. 18 bölü 5 karşı kenar. 36 bölü 5 komşu kenar. Dolayısıyla bunları sadeleştirdiğim anda 5'ler gider. 18 bölü 36 kalır. Bunları da bir 18'e böldüğümde aradığım tanjant alfanın karşılığını 1 bölü 2 bulmuş olurum. Güzel soruydu. Zor soruydu. Koyduk yani. Uğraşın diye. Evet. Epey bir şey öğrendik. Sıradaki soruyla devam ediyorum. Sıradaki sorumuz map örnek yazılı sorusu benzeri. Bir trigonometrik değer sorusu. Şimdi önce üçgene şöyle bir bakalım arkadaşlar. Tanıdığımız bir üçgen mi? 17 var, 15 var. Tanıyor musun kardeşim bunu? Evet. 8, 15, 17. ABD üçgenine baktığında 10 var, 8 var. Hani hatırlıyor musun? 3, 4, 5 çok önemlidir. Onun iki katı da çok önemlidir demiştik. Evet bu da 6, 8, 10 üçgeni. Şimdi gelelim tanjant x'e. Tanjant x için şimdi sarıya boyayacağım. Üçgene odaklanman lazım. Üçgen dik üçgen mi? Evet. Tanjant neydi? Karşı bölü komşu. 15 bölü 8. Sinüs y neydi? Hemen abd üçgenine bakıyorum. Y var. Y'nin karşısında 8. Hipotenüsü de 10 var. Burası da 8 bölü 10. Bunları toplamam isteniyor. Peki. Hadi bakalım şimdi bunların bir paydalarını eşitleyelim ama paydalarını eşitlemeden önce 15 bölü 8 artı şu 8 bölü 10'u bir 2'ye bölelim. 4 bölü 5. Burasını bir 5 ile genişletiyorum. Burasını 8 ile genişletiyorum. Şimdi 5 ile 15 çarptım 75. 8 ile 4'ü çarptım buradan karşılığı 32. 8 ile de 5 çarptım buradan karşılığı 40. Yukarıdakileri topladığımda 75, 32 daha arkadaşlar 107 yapacak. Dolayısıyla aradığımız sorunun cevabı da 107 bölü 40 gelecektir. Sıradaki sorumuz diyor ki ABC diyor bir dörtgen verilen ifadelere göre diyor. Lütfen diyor bana diyor x'i bulabilir misin? Ben de diyorum ki tamam bulur. Şurası 120 ise burasının 60 olması lazım. Çünkü burada bir U kuralı görüyorum arkadaşlar. U kuralını da biliyorsun buradaki açıyla buradaki açının toplamı 180 dereceydi. Sonra bu tarz şekillerde malum bir dik üçgen oluşturmak önemli düşüncesi de buradan aşağı indiriyorum. Burası 4 ise burası da 4. Çünkü şimdi boyama yapacağım şu sarı bölge malumunuz bir dikdörtgen oldu. Dolayısıyla karşılıklı kenarlar birbirine eşit. E buranın tamamının 10 olduğunu biliyorsak burada ne kadar kaldı? 6. Şimdi gelelim C, şuraya H diyeyim, CHB üçgeni. 90 var, 60 var, buranın karşılığı 30. 30'un karşısında 6 varsa, 90'ın karşısında 2 katı vardı. Dolayısıyla buradan karşılığı 12 olacaktır. Doğru cevabım D seçeneğidir. G noktası ABC üçgeninin, F noktası GBC üçgenin ağırlık merkezidir. Ağırlık merkezi ne işe yarıyordu? Köşeye 2 parça, kenara bir parçaydı. Peki, F noktasıyla başlayalım. Önce bir boyayalım, bir görelim arkadaşlar. GBC üçgenimiz şurasıymış. GBC üçgeni F arkadaşımız ağırlık merkezi ise burası iki parça ise burası bir parça düşüncesiyle buranın karşılığı 3 olacaktır. Tamam. Peki G noktası? G noktası da ABC üçgeni ağırlık merkeziymiş. Bu arkadaş A, 9 oldu 6 artı 3'ten. O zaman bu arkadaş bunun 2 katı olacak. Dolayısıyla buradan da 18 gelecek. Peki bizden ne isteniyor? AD'nin tamamı. 18'de 9'u topladığımda AD'nin tamamını 27 bulurum. Dolayısıyla aradığım cevap D seçeneğindedir. Ve geldik ödüllü sorumuza. ABC'de bir dörtgen dip bazı bilgiler vermişiz. Senden bu sorunun cevabını yorumlara mutlaka yazımını bekliyorum. Bu bir. İkincisi bak bu hazırlık inanılmaz güzel oldu. Biraz geniş oldu. Biraz süresi uzun oldu ama tam tamına verimli oldu. Ama çok önemli bir şey rica edeceğim. Ben özetleri yaparken ya da soruların bazılarını çözerken şöyle bir ruh haline girmiş Beyninden şunlar geçmiş olabilir. Ya ben bunu unutmuşum galiba. Dediğin bir yer varsa lütfen bizim önceden anlattığımız konu anlatımlarında şöyle bir konuyu tekrar etmen de sınava kadar olan süreç içerisinde çok büyük avantaj var. O zaman senden yüksek yüksek yazılı notları bekliyorum. Bir de bunları benle yorumlarda paylaşmanı istiyorum. Hepinize çok güzel ama çok güzel bir yaz tatili bekliyorum. Hocam çok erken konuşuyorsun. İkinci yazılını artık malum yazı açılıştır. İyi yaz tatilleri diliyorum. Hepinize başarılar. Sınavdan sonra yazmayı unutmayın.